Bugün geçmiş algısı, gelecek kaygısı ve kariyer dedik. Geçmiş ve gelecek arasında köprü bir yolun üzerindeyiz sürekli olarak. Burada geçmişi acaba nasıl algılıyoruz? Geleceğe bakışımızı bu nasıl etkiliyor? İK'lar bunu nasıl yapıyor? Şöyle bir değerlendirmenize başlayalım isterseniz. Peki. Yani insan kaynaklarını hep konuşuyoruz ama yani insan kaynağı dediğimiz şey aslında bizim böyle birazcık kaynak olarak gözükünce ham madde gibi gözüküyor hocam. Yani aslında böyle birazcık buna insan koyuyorum. Birazcık işte ne diyeyim yenilikçilik koyuyorum. Birazcık da meraklı insanlar koyuyorum. Aa çok güzel bir şirket gibi oldu gibi gözüküyor. Ama insanları bugün bir çocuk bayramı hani Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ama çocukların geçtiğimiz yayınlarda sizle konuşmuştuk. Ön yargısız karar alabiliyordu demiştik çocuklar. Gerçekten böyle. Hepimize de umuyorum öyle olur. Yani ön yargısız karar almak. Nereye bağlayacağım? Gerçekten insan kaynakları da artık geçmişten kopması lazım. Bizler de belki insanlar olarak geçmişten kopmamız lazım. Bir çocuğa bakın mesela dışarıdan bakın. O an mesela bir uçağı uçururken izleyin onu. Bir gerçekten uçağı uçurur zannedersiniz. Ben çocukken çok böyle savaş gemileri çizerdim. Birbirleriyle kağıt üzerinde dövüştürürdüm. Geçen bir oyun açayım dedim. İnanın hiç zevk almadım uçak oyununda. Yani o kağıdın üzerine çizdiğim tükenmez kalemle uçaklar gerçekten hala hatırlıyorum. Bakın hala kafamda sanki lazer atıyorlardı, top atıyorlardı. İnanılmaz bir dünya. Yani aslında şimdi ilgisiz gibi konuşuyorum gibi gelecek ama geçmişle ilgili algımız çok farklı. Ve aslında siz de bahsedeceksinizdir. Çok geçmişe bakıp yürüyoruz. Mesela sokakta da bu insanları görebilirsiniz. Ben insanlarla sohbet etmeyi iş hayatında çok severim. Şimdi çok konuşuyoruz ama bu hani böyle bir metot uygulama ama insanları da dinlediğimi söylerler. Orada gördüğüm şey insanların aslında gelecekle ilgili değil de daha çok geçmişle ilgili konuştukları. Belki böyle bir hani katsayı mı yapsak? Bakın kendimize de birer bakalım. Mesela ben acaba anlattığım hikayelerin kaçı geçmişle ilgili? Gelecekle ilgili hikayeler anlatmak kolay değil tabii ki. Yani belirsizlikler var. Hele bu dönemde çok daha belirsizlik var ama anlattığımız hikayelere, ettiğimiz sohbetlere bakalım. Hep geçmiş başarılarımızdan mı bahsediyoruz? Kariyer için bir şey söyleyeyim mesela. Çok büyük bir tuzak. Ben de bazen bu tuzağa düşüyorum gibi işte şu şirkette çalıştım, şöyle yaptım falan dedikçe o zamanları kendime soruyorum. Emre, muhtemelen hani eksik bir gücün var ki bunları söylemeye başladın şimdi diyorum. Belki birazcık böyle geçmişin ve kariyerin bundan çok bahsettikçe böyle bir geçmişin kafamızdaki algısı bizi çok doğru bir yola götürmüyor gibi gözüküyor hocam. Yani gelecekle ilgili hani gelecek aslında bugün geçmişte de konuştuk. Yani şimdi de olmak falan böyle hıncal uluç tarzı söylemiyorum. Hani yanlış da anlaşılmasın ama bir ara çok popülerdi böyle anı yaşayın hani salıncakta sallanın. O değil tabii ki ama ya bir anda uzun vadeli hedeflerim olabilir ama bu an ne yapmak istiyorum o bir çocuk gibi. O an ne yapıyorsanız uçak mı atıyorsunuz? Uçak atmak gibi. O an neyse onu yapmak bana artık çok daha mantıklı gelmeye başladı. Eskiden biraz şeydi. Ya bunlar hedonizm. Hani böyle çok güzel bir hayat, mutlu, işte sağda bal, solda kaymak. Niye bunları ayrı birleştirelim gibi bir hayat değil de birazcık böyle gelecek ve geçmişin tam ortasında durmaktan bahsediyorum. Belki Aslında ne dersiniz? yaşadığımız an sadece o an zaten. Yani geçmiş yaşandı bitti, gelecek de henüz gelmedi. Aslında anlardan oluşan bir zincir oluşturuyoruz. Dolayısıyla müdahale edebileceğimiz, hani değiştirebileceğimiz bir eylem yapabileceğimiz sadece şu an var. O yüzden de an olarak ne yapıyor olduğumuz gerçekten çok kritik. Bu işin bir yönü tabii geçmişte kaybolmak. Benim şeyde 24 kariyer tuzağında en çok üzerinde durduğum hani kitaptaki tuzakların içerisinden dikiz aynasına kaybolmak çok sık örnek veririm. Mesela trafikte gidiyorsunuz diyelim ki yani araçta önünüze bakmak, geleceğinize doğru planlama yapmak ve anınızı geleceğe yönelik olarak yaşamak zorundasınız. Dikiz aynalarına arada bir bakabilirsiniz ama ona çokça baktığınız zaman aslında hayatınızın sonlanma olasılığı var. Yani trafiğin yavaşladığını ya da önünüzdeki şartların değiştiğini fark etmediğiniz anda, geriye biraz fazlaca odağınızı kaptırdığınız anda büyük bir kaza geçirme riskiniz yüksek. Bu aslında hayatımızda pek çok şeyde karşımıza da çıkıyor.
Yani üniversite sınavını düşünün mesela, çocuklara gidecekleri bölümle ilgili bir şey sormuyorlar. Geçmişte lisede öğrendikleri konulardan ve bayağı detaylı, hızlı cevaplamak falan gerekmesi gibi saçma sapan ölçümleme kriterleriyle sorular soruyorlar. Ya da tıpta uzmanlık sınavı. Yani orada da yine belli bir uzmanlık alanına girmeye çalışıyor doktor arkadaşlarımız. Ama tıbbın genelinden ve çok detaylı, hiç de işlerine yaramayacak bir sürü konudan sadece sıralama yapabilmek için sorular sorulması söz konusu. Şeyde de iş hayatında bunu aslında şeyde gözlemliyorum ben. Yöneticilik konumuna gelen insanlar da zaman zaman olabiliyor. Yani geçmişte o alanla ilgili diyelim ki satıştaymış ya da insan kaynaklarındaymış, bir yerdeymiş vesaire. İşin teknik yönleriyle, prosedürüyle, içeriğiyle ilgili başarılı geldiği için bir kişi yönetici yapılabiliyor mesela. Ama o geçmişe dönük bir başarı, yani geçmişteki kriterlere göre başarılı. Acaba yönetici olarak bu kişi başarılı olacak mı? İleride ondan beklediğiniz fonksiyonlara yeterince uygun mu? O çok iyi değerlendirilmeyebiliyor. Bunun sonucunda da ne oluyor? Hem iyi bir çalışandan olmuş oluyorsunuz, o yönetici olduğu için aslında boşalttığı bir yer olmuş oluyor. Bir yandan da çok kötü ya da kötü bir yöneticiyle baş başa kalma riskiniz var. Bu böyle geçmişe dönük değerlendirmenin toplumsal ölçekte de çok ciddi bence yerleri var. Mesela bir insan ağzını açar açmaz Fatih Kanuni falan diye bahsediyorsa ya da Atatürk İnönü falan diye bahsediyorsa, bunların hepsi tabii çok büyük insanlarımız, çok önemli değerler. Ama hiçbiri geçmişte kalmış insanlar değil. Her biri kendi geçmişini de dikkate alarak anını çok iyi yönetmiş, değerlendirmiş, yaşamış ve geleceği belirlemiş insanlar. Yani bugünkü sorunlarımızı gelip onlar çözmeyecek, bizim çözmemiz gerekiyor. O yüzden böyle geçmişe gömülmek sanki çokça karşılaştığımız bir problem gibi geliyor bana. Yani böyle tekil arada bir bazı insanların düştüğü hatalar değil de sanki hem kişisel hayatlarda, insanların kendi kariyerlerinde, işlerinde ya da özel yaşamlarında hem de şirketlerin de sıklıkla böyle geçmişte kaldıkları, tamamen geçmişe dayalı mekanizmalar içine gömüldüklerini görüyorum gibi. Ne dersiniz, yani o kadar yaygın bir şey mi bu, yoksa sadece arada bir düşülen bir tuzak mı? Ne yapmak Şöyle. lazım bundan çıkmak için? Şimdi araba metaforlarından gidiyoruz hep ama arabada geçen düşündüm. Zamanı çok kısaltan bir şey. Yani şimdi bir Anadolu yakasında eskiden şimdi artık onu da daha da kısaltan Zoom var. Biraz önce bir toplantım vardı. Ya bir araya gelmemiz o kadar uzun insanlar. Yani arabada böyle zamanı çok kısaltan bir şeydi ama nereye getireceğim lafı hemen bağlayayım. Şöyle siz dikiz aynası tuzağından bahsettiniz ya hocam. Geçmişte böyle bizim eski bir şirkette çıktığım balkon var. Hep oraya çıktığımız zaman da hep böyle kariyer sorunlarını konuşuyoruz insanlarla. Gelirler konuşuyoruz. Şimdi burada gördüğüm bir tuzak da hani sizin metaforunuzu kullanacağım ama birazcık da yana çarpmaları çok görüyordum. Yani çok fazla yan aynalara bakıp gitmek var. Yani aslında kendi geçmişe baktıkları zamanda da kendi geçmişlerine bakmamak gibi bir tuzaktan bahsedebiliriz. Yani çok değişik bakın. Yani ben aslında geçmişe bakın. Ama geçmişe bakarak sürekli kullanmayın dediniz ya siz. Orada insanların baktıkları geçmiş maalesef ne biliyor musunuz? O balkon konuşmaları söyleyeyim size. Başkalarının geçmişine bakıyorlar biliyor musunuz? Yani başka bir arabanın arkasına gidip bakıyorsunuz. Ya halbuki o sizin arkanız değil. Yani bir kontrol edersin arkadan kim geliyor ama Yani hani kendi insanlar görür. geçmişinden ders çıkarmak falan gibi de değil. Tamamen başkalarına odaklı, kendine Yani yararı olmayacak değerlendirmeler. şöyle başkalarının hatalarından değil, başkalarının açıklarını bulmak üzerine geçmişe bakmaktan bahsediyoruz. Maalesef. Yani kötümser, yani gülerek bunu söylemem birazcık yani canımı da sıkan bir konu ama maalesef böyle. Bir konu da yandaşların yani yanda kör nokta şimdi bazı arabalarda var kör nokta uyarı sistemi ama eskiden çok sıkıntıydı. Şimdi bile birçok arabada yok aslında. Yanında acaba gidenlere sağa sola çok savruluyor insanlar kariyerlerinde. Yani diyor ki mesela İK'daki adam diyor. Bunlar diyor hep kendilerine iyi maaş zammı yaparlar. Hepsi diyor bunların müdür mesela. Ya da diyor ki pazarlamada var ya diyor. Hepsi diyor yatıyor bunların ya diyor. Yani arabayı kullanıyorsunuz. Kariyerinizi kullanıyorsunuz. Hayatınızı kullanıyorsunuz. Ve sürekli yandaki araba bak görüyor musun nasıl gidiyor diyorsunuz. Soldaki arabayı gördün mü bak nasıl gidiyor diyorsunuz. Ya da geçmişe baktığınızda kendi arkanıza değil
Görüyor musun diyor, o diyor buradan geldiği için diyor bir yerlere geldi diyor. Bunlar aslında, ben bunlara şöyle diyorum hocam, bunlar kısa yollar. Yani uzun yollarda biz varız. Kısa yol ne? Bakın başarısız oldum diyelim. En kolay yolu ne? Diğerlerinin üzerine başka şeyler söylemek. Bu aslında yani her kısa yol çok mantıklı. Niye? Ya çünkü şimdi kendim, şimdi kanepede oturma örneği vermiştik gelecek yönetimi. Gidip şu kanepede oturmak varken, şimdi gidip istatistikte normalizasyon nasıl yapılır? Logaritma mısını mı alayım? Çarpıklığına mı bakayım? Yani hangisi daha sıcak geliyor şimdi bana? Bakıyorum hani o taraf gibi. E şimdi bunları yapmayınca kısa yollar oluşturuyor insanlar akıllarında. Bakın ben de kısa yol tuzağı diyeyim buna. Bu kısa yollara düşmemek lazım. Yani her zaman şunu yapmaya çalıştım kariyerimde. Çok hani böyle üzüldüğüm dönemler oldu. Sakın böyle mükemmel bir kariyer oldu anlatıyor gibi. İyi örnekler çünkü değildir. Çok sıkıntılı, iyi şirketlere gittiğimi sandım. Yanlış pozisyonlara gitmiş. Ya koskoca şirket, Türkiye'nin en büyük şirketi diyorsunuz. Bir bakıyorum pozisyon yanlış. Geldi bugün bir şirketin sordu bana bir direktörü. Dedi ki biz de benzer bir yapı kuracağız. Dedim ki aman sakın dedim benim bulunduğum kutu gibi bir kutu oluşturmayın. Hani gibi. İyi şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama mesela çok hataya düştüğümü hatırlıyorum. Yandaki insanlar ne oluyor hatasına düşüyorsa bizi dinleyenler onları bırakın. Yandaki arabaları mesela diyelim ki yandaki arabayla ilgili bir bakarsınız aynanıza ama hemen önünüze dönün. Niye? Yana bakarak giderseniz öne toslarsınız. Bunu çok insan tosluyor biliyor musunuz hocam? Yani genel şey peki şunu söyleyebilir miyiz hocam? Normalde trafik kuralları belirli ölçüde güvenliği sağlıyor zaten. Dolayısıyla biz çokça hani zaten bir genel düzen, bir sistem, bir takım etik kurallar belirli ölçüde var. Biz çokça başkalarının geçmişine, yanlara falan odaklanırsak aslında kendi direksiyon hakimiyetimizi kaybetme ya da kendi gelecek planımızı, nereye doğru gittiğimizi görememe gibi bir duruma düşme ihtimalimiz çok yüksek herhalde, değil mi? Buradaki temel sakınca bu mudur? Yani ben kendinizi referans almanız gerektiğini düşünüyorum. Yani birçok insanın bence karşılaştırılabileceği tek kişinin kendisi olduğunu düşünüyorum. Yani diğer karşılaştırmaların da ya eksiksinizdir ya fazlasınızdır. İkisi de bakın. Fazlaysam zaten çalışmayı keserim. Eksiksem tamam hani ondan bir feyiz almak açısından bakın ama sürekli o yöne bakıyorsam kötü hissedersiniz. Instagram hani şimdi oradan yayın yapıyoruz ama çok kötü şeyler de söylemeyeyim. Bu beğeni şeyleri falan. Yani bakıyorsunuz adamın fotoğrafı 1000 beğenilmiş. Ya şimdi benimkinde 10 beğeni var. E şimdi bu direkt insanın yani nasıl hissedeceği beyinde de hani birçok hani bu övülecek yerler, işte sırtını sıvazladığınızda insanın olan hormonlar gibi bir şeyler oluyor. O yüzden yani yanınızdaki insana baktığınız zaman iyi konumda olsa da kötü konumda olsa da sizin için hiçbir yararı yok. O yüzden bence referans noktası her insanın kendisi olması lazım. Ben şunu soruyorum hep kendime. Yani çok başarılı bir insan da değilim. Hani zaman planlarını oturtamıyorum, bir şeyler oluyor. Başarısız sayılabilecek bir insanım ama şunu soruyorum. Gerçekten elinden geleni yaptın mı? Bu, bütün soru bu. Yani insanlara da bu soruyu sormalarını öneriyorum. Eğer iyi bir vicdana sahipseniz, gerçekten diyelim ki haftada şu kadar saat var, bu kadar çalışmalıydım. Yaptım mı? Oradaki kayıp oranlarını da belirlemek lazım insanın. Yani 200 saat var diye haftada 200 saat çalışacağım değil, yıpratmak, kendini parçalamak değil. Ve hayatın artık bir conversion rate, dönüşüm oranı olduğunu düşünmeye başladım hocam. Yani bir rate'i belirlerseniz dönüşümü, ne demek istiyorum? Yani mesela 2 saat çalışıyorum arkadaş ben. Bunun karşısında da bir dengeli bir şey olması lazım. Yıllarca şunu büyütmeye çalıştım. Yani 10 saat çalış. Cumartesi mesaiye git. Daha fazlasını yap. Ya dedim ki kendime niye bu kadar işkence ediyorum ki? Tamam 3 saat çalış. 1 saatte istediğin oyunu oyna. Mesela bir oyun da önereyim. Industry Giant 2 diye bir oyun var. MIT'de işletme için oynatılıyor. Süper görsel de bir oyun. Açsın oynasın izleyenler. Hani bugün de tatil. Steam'de falan 20 liraya falanmış. Hani oyun da önereyim ama mesela iyi bir işletmeyi yönetmek ama görsel yönetiyorsunuz. O yüzden dediğim yandaki arabalara dikkat diyeyim. Yani burada geçmiş algısında genel olarak geçmiş algısını çok iyi kullanmadığımız ortaya çıkıyor. Bize verdiği zararları konuşmuş olduk. Bir yandan da yine şimdi de kalamamakla ilgili önemli bir problem de gelecek kaygısı.
Yani hani gelecekte ne olacak, acaba şöyle mi olacak, böyle mi olacak, ne ters gidebilir vesaire. Biraz da sanki şey de var, öğrenilmiş çaresizlik olayı var ya, hani Türkiye'deki ve dünya genelinde de üniversitelere falan baktığımız zaman, liseler, üniversiteler vesaire, bunlar hep aslında bir şeyleri böyle birilerinin emrine girmek, birilerinin organizasyonlarında bir şeyler yapmak üzere yetiştiriliyoruz. Ve genel olarak da risk algımızı da biraz fazlaca şey yapan, destekleyen, geliştiren bir şey oluyor. Mesela yatırımlara baktığınız zaman bakıyorsunuz böyle başarılı insanlar falan çok iyi eğitim almışların başarılı olmakta daha zorlandıklarını görüyorsunuz. Çünkü bir iş yapmaya kalkınca şey düşünüyor, ya şu ters gidebilir, bu da şöyle olur, ya şöyle olursa şöyle batarım, böyle çıkarım falan. Ama öbür tarafta daha böyle biraz cahil cesareti ya da belki daha insani bir cesaretle, ya tamam var riskleri ama girelim bakalım işin içine. Yani başlamazsak bitirme ihtimalimiz zaten yok falan gibi mantıklarla, yani içinde batmalar, çıkmalar vesaire olabilir tabii ki ama başarıların da edinilebildiğini görüyoruz. Bu gelecek kaygısı da bizi zorlayan noktalardan bir tanesi sanki. Zaten orada hani gelecek algısı olsa ya da gelecek planı olsa, gelecek vizyonu olsa bunlar uygun ifadeler. Ama gelecek kaygısı dediğiniz anda direkt zaten kaygı kelimesinin kendisi hayatımızda olmaması gereken bir şey diye düşünüyorum ben. Yani temelleri olabilir, korku, geçici korkular olabilir, stresler yaşanabilir falan. Ama bir şeyin kaygı haline gelmesi oradaki negatif duygunun sürekli baskın bir konuma gelmesi gibi geliyor bana. Dolayısıyla gelecek kaygısı da önemli sorunlardan gibi. Hani geçmişten bahsettik. Gelecek algısı, bununla ilgili neyi nasıl konumlamak gerekir? Gelecek kaygısı nasıl etkiliyor şirketleri, insanları? Buradaki gözlemleriniz ne yönde? Yani gördüğüm şeylere baktığım zaman insanlardan gelelim hocam örneğin. Yani mesela bir iktisatçının bir sözü var. Uzun vadede hepimiz ölecek diye, öleceğiz diye. Yani biraz da planları yaparken ben hep buna bakarım. Yani uzun vadede hepimiz öleceğiz zaten. Bu işi böyle tamamıyla bu dünyaya kazıp çakmış gibi bir noktayı geleceği yönetmeye çalışmak doğru değil gibi gözüküyor. Yani takvimlerle ilgili bir şey söyleyeyim. Yani geçmişle ilgili dedik ya dikiz aynasına bakıyoruz, geleceğe gidemiyoruz. Geçmişi bırakalım bir köşeye ama yani takvime baktığınızı düşünün. Elinize bir takvim alın. Neyi gösteriyor? Bugüne kadar milat olarak belirlenen bir günden itibaren geçen günü gösteriyor. Şimdi aslında birazcık da diyorum ki günlük hayatta kullandığımız hani insanlık tarihi şimdi gelse uzaylılar bizi bir keşfetse. Ya bunlar niye takvim diye bir şey yapmış derler mi diye bazen düşünüyorum. Hani biraz bilim kurgu gibi ama takvimlerin hepsi geçen zamanı gösteriyor. E şimdi ben her gün geçen zamana bakıyorum telefonda. E kalan zamana bakabileceğim bir yetenek olabilir, teknoloji olabilir ama insanın ortalama yaşı da az çok belli. Değişiyor tabii bu 120'lere, 80'lere hani değişiyor insanın hastalık durumuna göre ama kalan zamanı aslında birazcık yönetmekle ilgili bir şeylerin bize göstereceği şeyler ve gitmek lazım gibi geliyor. Yani çok hani uç bir örnek oldu. Takvimleri kaldıralım hani diyemem tabii ki. Birçok bankacılık sistemi bir şeyler var ama hayatımızda bu geçmiş odaklı takvime bakmayı biraz kaldırmak lazım. Mesela ben şimdi ismini vermeyeyim. Bir stajyerimiz vardı bizim geçmişte bir şirkette. Dedim ki ya kaç yıl yaşayacağını düşünüyorsun? Dedi ki vallahi Emre Bey hiç böyle bir soru aklıma gelmedi ama güzel soru dedi. Çok da akıllı bir kızdı. Hani demotive etmek için sormadım. Ben de düşünüyordum. Böyle yakında gördüm kendime. Dedi ki vallahi ben dedi 55-60 dedi. Dedim ya sen daha gençsin. Hani nasıl olur? Vallahi dedi ben en fazla o kadar yaşarım. En iyisi dedi planımı buna göre yapayım. Yani bu da bir tabii ki yani birazcık kötümserlik, ergenlikten yeni çıkma, belki belirsizlik bu da olabilir. Ya da çok gerçekçi bir tahmin de olabilir ama gerçekten ne kadar yaşayacağız ya? Yani uzun vadede hepimizin öleceği iktisat teorileriyle bahsediyoruz. O yüzden gelecek kaygısı diye bir sessizlik oluyor bende. Gelecek gerçekten kaygı mı ki? Yani o yüzden geçen de biraz iddialı gibi oluyor ama farklı düşünmek için söylüyorum. Dinleyenler lütfen öyle anlasınlar. Gelecek sözünü de belki kaldırmak lazım hocam. Gelecek diye bir şey yok. Yani An vardı zaten şu an var. yaşadığımız, Hani değil mi?
Yani şu anda mesela hani bir kitap var okumam gereken var, okumak istediğim var, keyif almayacağım kitaplar var, kategoriler var hayatta ve zaman var. İkisi birbiriyle kesişiyor. Kategorilerden seçiyorsunuz. Markete gitmek, bilgisayarı açmak, rapor yapmak, TV izlemek. Sürükle bırakla alın, bir tane Excel gibi düşünün. Oradan içine atıyorsunuz bu anın. Orada pişenlerden tecrübe oluyor. Gelecek dediğiniz şey aslında hep bugünlerden oluşuyor. O yüzden demek ki gelecek diye bir şey yok. O yüzden olmayan şeyin kaygısı da yok. Gelecek olsa da ölüm de var zaten. Yani o zaman neyin derdini yaşıyoruz? Ve kaygıya baktığınızda gelecekle ilgili mesela bir dil öğrenmem lazım. Bunun kaygısını düşünerek geçirdiğim vakit ömrünüzün her anınız, yani her gece bilinçaltınızda o korku geliyor size. Ya da öğrenmediğiniz bir şey, eksik olduğunuzu düşündüğünüz bir nokta. Sürekli yanınızda, şuranızda ya da solda mı diyeyim bilmiyorum. Bir yerde sizi yiyor. Onu alın bence bugüne koyun. Ve bugün bir şey yapın. Hani geçen yorumlarda birisi şey demişti. Ya sizin yüzünüzden demedi de sizin sayenizde diyeyim. Düzgün Türkçe kullan. Sizin sayenizde gitarımı aldım demişti. Ben de mesela geçmişte bir ara keman çalmıştım ama yeteneğim yoktu diyelim. Gerçekten de öyle. Onu mu ele alsam? Yani birazcık hayatınızda yani kategoriyle sürükle bırak şeklinde bu ana gelecekteki şeyleri, gelecekteki düşüncelerinizi diyelim ilerisi için sürükle bırakla bugüne atın. Bakalım günde ne kadarını atıyorsunuz? Belki böyle bir app mi yapsak hocam? Hani gelecek Trello diye bir program var. Herkese öneririz tabii ama sürükleyelim, bırakalım ve bugünü gelecek yapalım. Yani gelecek diye bir şey yok. O yüzden kaygısı da yok. Bunu yapabildiğimiz zaman zaten kaygı duyacak vaktimiz de olmaz. Yani gelecek kaygısı içinde olmamız aslında şu anlama geliyor: vaktimizi boş geçiriyoruz. Yani kayda değer bir şey yapmıyoruz kendimiz için. Dolayısıyla beynimiz de bu durumda aktif bir ruh halinde olmayıp aktif bir eylem içinde olmadığımız zaman, beyin kendi kendine bıraktığın zaman default mode network diye bir şey var beyinde. Yani insan aktif olarak bir şey düşünmezse, bir hareket halinde bir şey yapıyor durumda olmazsa, beynin bir rölanti modu var. O rölanti modu da şey değil, boşta durması değil. O rölanti modunda geçmişi kurgulamaya, değerlendirmeye, şurada şunu yaptım, şu öyle olsaydı, bak şu şöyle yaptı falan. Ya da gelecekle ilgili planlar yapmaya başlıyor. Şu böyle olursa, bu şöyle olursa, şu bu falan, o moda geçiyor. Dolayısıyla biz aktif olarak anımızı değerlendirmiyorsak, kayda değer bir şeyler yapmıyorsak, beynimiz kendi kendine bıraktığımız zaman bu iki tuzağa doğru gidiyor. Geçmiş algısıyla ilgili tuzaklara ya da gelecek kaygısıyla ilgili tuzaklara. O yüzden sanki anda, yani yaşıyor olduğumuz anda geçmişi ya da geleceği ele alacaksak da bunu da bilinçli olarak ele almak sanki mantıklı olabilir gibi geliyor bana. Ya yani mesela geçmişi değiştirebilirim. Çünkü geçmişin ne olup bittiğinin bir önemi yok. Geçmişin benim üzerimdeki algısı ve etkisi önemli aslında. Ben onu eğer yapıcı bir şekilde ele alırsam, ne bileyim, geçmişte yaptığım bir hatayı ele alıp mesela o hatada kırdığım bir insan varsa, işte onunla bir iletişim kurup onunla helallik dilemek falan filan gibi bir şey yaparsam, ya da kendi algımı konuyla ilgili değiştirirsem, aslında geçmişi değiştirmiş olurum. Ya da gelecekle ilgili, yani kaygı duymak falan şeklinde değil de, gelecekte elde etmek istediğim yöne doğru dediğiniz gibi sürükleyip bırakıp onu şu an yapabileceğim bir parçasıyla hayatıma sokarsam, o zaman da aslında yine anda yaşayarak geleceği düzenlemiş, istediğim noktaya getirmiş olurum. Ama bunu, yani böyle yaşamaya doğru kendimizi dönüştürmediğimiz zaman işin direkt tuzak yönleri devreye giriyor. Geçmiş bizi kapıyor, gelecek bizi kapıyor, böyle darmadağın bir ruh haline giriyoruz. Şu anda da gerçekten şeyler o kadar fazla ki, hele de korona günleri, şu günler falan, geçmişle ilgili de vahvahlarımızı çok artırabileceğimiz zamanlar, gelecekle ilgili aman şu ne olacak, bu ne olacak, şöyle olacak, böyle olacak falan kaygıları çok devasa boyutlara çıkarabileceğimiz zamanlar. O yüzden bu anda kalıp anı doğru düzgün yaşamak, hayatımıza istediğimiz şeyleri sokmak şimdi her zamankinden daha önemli gibi duruyor. Yani hocam hep böyle sizde bir şeyler öncesinde hani bu yayınları da spontane yapıyoruz genelde ama çok farklı şeyler getiriyorsunuz aklıma. Şimdi çok önemli bir şey söylediniz. Birileri de sormuş ben Emre Tuna Aydın diye de bazen atlıyoruz. Emre Tuna Aydın, Mustafa Hoca'yı zaten tanıyorsunuz. Mustafa Acıngil birkaç kişi sormuş da ben de söyleyeyim ama. Tamam. Şimdi
geçmişi değiştirmek kısmı mesela en çok insanların düştüğü tuzak değil mi? Yani geçmişimde mesela doğduğum yeri nasıl değiştireyim? Kimler kimler var değiştirmiş, doğduğu yerden, coğrafyadan bağımsız kaderleri olmuş insanlar. Ya da geçmişte mesela yanlış bir işe girdim. Değiştirebilir misiniz? Bugün değiştirebilirsiniz. Hemen değiştirebilirsiniz. Yani benim önereceğim şey, istediğiniz şeyleri yazmak gerçekten çok fark ediyor. Böyle çok eskiden duyardım. Geçmişinizi değiştirmekle ilgili söylüyorum. Çok eskiden duyardım hani bir şeyi yazın, o işte niyettir falan. Böyle biraz hayal, birazcık da mühendis kafasında insanlar olunca bunları çok kabul etmiyorlar. Ama gerçekten geçmişle ilgili olarak başka bir şey söyleyeceğim. Hayallerinizi değil ama geçmişle ilgili hatalarınızı yazın. Hani yazın. Mesela yanlış yaptığım şeyler var. Benim çocukken yaptığım işte bir yerden bir şey mi almıştım izinsiz falan. Yıllarca şeyin kafasını düşündüm hocam. Ya gideyim ben buraya dükkana bu parayı geri ödeyeyim falan filan. Çok ufakken yani böyle niye yaptığımı da bilmiyorum. Ve kimsenin de haberi yok. Ya diyorum gideyim bunu ben öderim şöyle yaparım. Sonradan da ödedim gerçekten gidip. Ya ben böyle bir şey yapmıştım falan diye. Çok değişik bir şey tabii bu. Yani bunun aklınızda kalması, sonradan gidip o cesareti gösterebilmek. Gösteremediğiniz acaba bu geçmişin ödemelerini de yapmak lazım. Geçmişle ilgili ödemeleri tamamlamazsanız herhalde onlar sizinle birlikte gelmeye başlıyor. Böyle Araf maraf çok güzel filmler var. Kötü filmler diyeyim. Hani böyle korku arada kalıyor adam falan. Ne öteki dünyaya gidiyor ne bu dünyada kalıyor falan. O yüzden geçmişi ben bu Araf'a benzetiyorum. Ya varsa bir sorunuz bir insanla görüşmeyebilirsiniz de. İnsanları sevmemek de bir haktır bu arada. Hani hak değil ama hani diyebilirsiniz ki ya ben bir şekilde hoşlanmıyorum. Muhtemelen de size benziyordur o insan. Ama geçmişle ilgili bir şey daha söyleyeyim hocam. Bu benim hayatımda geçmişi kabul etmek için kullandığım bir söz. Çok işime yaramıştı. Yani çünkü hep geçmişe bakın. Hayatınızda tam diyorsunuz ki ya böyle istiyorum. Olmuyor arkadaş. Neler neler yaptığım şeyler oldu ya. Hani şuradan dönüyorum olmuyor. Şurasından dönüyorum olmuyor. Böyle deniyorum olmuyor. Böyle deniyorum olmuyor. Daha anlatırım böyle. Yani yarım saat bunu söylesem aslında ya da izleseniz çünkü hayat öyle. Deniyorum yine olmuyor ya. Sonra bir baktım. Karl Marx'ın çok güzel bir sözüne rastladım. Yani önce anlamsız gelecek. Bak diyor ki geçmişte o anda ne olduysa aslında başka türlü olamadığı için öyle olmuştur diyor. Ya şimdi ya hadi canım oradan diyeceksin. Karl Marx çok basit bir söz. Ya bu söz beni bir çarptı hocam bundan 7-8 sene önce. Böyle bir şey deniyorum olsun diye. Olmuyor. Yahu olmuyor. Kabul de etmiyorum. Diyorum ki her akşam diyorum ki yok arkadaş etmiyorum kabul. Sonra bu sözü duydum. Bana bir kabullenme geldi. Ya geçmişte zaten o anda ne olduysa başka türlü olamadığı için olmuştur sözü çok basit ve çok net ya. Hani başka türlü olabilse zaten öyle olacak. O yüzden geçmişle ilgili bu böyle geçmişle ilgili şeyi zaman tahminlerini bırakıp bu ana odaklanmak lazım. Bunu böyle popüler kültür hani anı yaşa, yemekleri ye işte falan. Yani bunu belki şöyle de yapmak lazım. Su akarken hani geçen şeyi düşünüyorum eşimle. Ya su akıyor hani bulaşıkları böyle duruluyoruz falan birlikte falan. O veriyor ben o kısmını sevmiyorum ben koyuyorum falan filan bir şeyler yapıyoruz. Çok özel hayat anlatmayayım ama ya suyu akarken yani insan düşünüyor. Şimdi Afrika'da bir ton insan ölüyor. Gençken çok düşünmüyordum yani hala gencim de. Herhalde 20'li yaşlarda çok aklıma gelmiyordu böyle şeyler mi? Ya da geliyordu çok da yapamıyor muydum? Neyse. Gerçekten düşünsenize ya birileri bir insanlar orada ölürken siz burada hani suyu baya baya hani baya tabaktan 2-3 litre su geçiyor ya. Hani ne oluyoruz gibi bir şey. Hani aslında mantıklı olsa insan yaşamı değil mi? Hepimizin şimdi ben çay içiyorum. Bu çayı suyu falan alıp Afrika'ya doğru yürümemiz lazım ya. Doğru değil mi? Hani mantıklı olan Yani bu. yürüyerek biraz zor olabilir ama bir Yani takım aktarım sistemleri değil mi? kurmak lazım. Kıbrıs'a öyle bir hortumla su veriyor. Evet. Ya zaten bizim belki oralara da böyle bir şey yapmamız lazım. Nereden nereye geldik Mesela ama. kuyu açma çalışmaları yapanlar var Afrika'da bunun için. Doğru Hani hocam. Türkiye'den de çokça yapanlar var bildiğim kadarıyla. Ben de Hani birkaç gidip orada kuyu açıp belirli hani aslında çok da makul yatırımlarla su konusunda ciddi imkanlar sağlayabiliyorlar. değil mi? Yani mesela gelecekte şimdi diyecekler ki ya gelecek konuşuyorlardı Afrika'ya geldiler falan filan vicdani konulara kendi çağrışımları falan ama gelecek kümülatif bir şey aslında. Yani gelecek hem yoktur diyoruz ama şimdi de şimdilerden oluşan bir gelecek derse kümülatif bir şey. Ne demek istiyorum? Ya dünya
ortadan böldüğünüzde kuzey çok rahat yaşıyor. Bu uluslararası ilişkiler kitapları bunlarla doludur. Güney de berbat yaşıyor. Şimdi bu adaletsizliği kıran bir tane virüs geldi. Şimdi herkesi neredeyse hatta aşağıyı daha az etkiliyor falan. Kuzeyi korkunç etkiliyor şu anda zengin, gerçekten. Zengin virüsü falan. Böyle alerji için de derler zengin hastalığı falan. Hani böyle çok el bebek büyütülür falan diye. Bu da öyle bir şey gibi. Gerçekten gelecek dediğiniz şey ya bugünle ilgili orayla ilgili bir şey yapılmazsa gelecek de olmayacak gibi gözüküyor. Yani kariyerinde de insanların hani bu geçmiş dikiz aynasını konuştuk. Bu konuya dönersek yanla çarpmalara çok dikkat etsinler. Hani dikiz aynası çok önemli ama yandaki insanlarla karşılaştırmak size hiçbir zaman yani arabaları karşılaştırmaya benzer. Birinin o avantajı vardır, birinin bu avantajı vardır. Birazcık amaca hizmet eden şeylere yönelmek lazım. Yani böyle üstü parlak şeyleri çok seviyoruz. Ama genelde de doğada da bakın birçok hayvanda da var. Nerede parlak bir şey varsa o aslında tuzak. Zoka. Böyle kırmızı zehirlidir mesela değil mi? O yüzden parlar ki işte şey yani sıkıysa ben buradayım işte hani gibi yani bir durum var orada. Böyle nerede hayatınızda parlak arkadaşlarınız varsa çevrenizde yönünüzü ona çevrildiyse yani kafanızı değil yönünüz ona çevrilidir. Bir bakarsınız ya adam aklınızda dersiniz ki ya bu işi en iyi bu adam yapıyor. Ya size ne? Değil mi? En iyisini siz kendinizin yapın. Bu kadar. Ondan iyi yapmak veya yapmamak konusunu karşılaştırmak. Tibet'te 7 yıl diye bir film vardı. Orada güzel bir sahne vardır. Şey diyor. Oraya giden adam yanlış hatırlamıyorsam. İşte biz diyor olimpiyatlarda bir madalya kazanmış. O fotoğrafı gösteriyor. Birinci olmuş. İkinci var. Üçüncü var. Diyor ki işte bakın diyor işte ben diyor bunu kazandım. Bunu niye yapıyorsunuz diyor. Bu yarışmayı. Hani aramızdan diyor birinci çıkıyor diyor. Diyor ki kaybedenler oldukça birinci birinin çıkmasının ne anlamı var ki diyor. Niye böyle bir şeyi düzenliyorsunuz diyor. Yani ne kadar hani birazcık bizim bakış açılarını değiştirmemiz lazım gibi hocam kendimize dönerken. Tabii çocuk oyunlarına mesela doğal çocuk oyunlarına bakarsanız hep böyle grup oyunudur. İşte sırayla kazanırsın, sırayla kaybedersin. Mesela ebe olursun, sonra değişir öbürü ebe olur falan. Böyle şey yoktur yani bir rekabet ortamı birinin galip gelmesi falan öyle bir şey yoktur. Grup olarak herkesin belirli bir paylaşımla keyif aldığı şeylerdir temelde. Bu rekabet işi her şeyi ölçme konusu şirketlerin falan böyle yoğun tamamen rekabet içinde olmaları falan şey yani bayağı sıkıntılı konulardan bir tanesi aslında dünyayı da yiyip bitiren bir konu. Ülkelerin rekabeti, şirketlerin rekabeti, insanların rekabeti. Hani içinde yaşadığımız ekosistemi, ortamı falan tamamen boş verip tamamen bu rekabete odaklanmak önemli sorunlar doğuruyor. Biraz farklı bir konuya doğru gidecek gerçi o da. Belki ayrıca bu rekabet konusunu tekrar bir ele alabiliriz. Hani genel bir konu olarak. Şöyle bir korona bağlamında düşünecek olursak bu yaşadığımız günler bağlamında baktığımızda da aslında tam da böyle gelecekle geçmişin birbiriyle çok bağlantılı olmadığı, asıl konunun onların arasındaki köprünün yaşanan şeyin an olduğunun çok önemli olduğu bir zaman dilimindeyiz. Dolayısıyla böyle geçmişte şöyleydi, böyleydi, şirket şöyle yapmıştı, ben böyleydim, öbürü şöyleydi falan konularını bir kenara bırakıp, işte yandaki şunu yapıyor, öbürü bunu yapıyor falan konularını bir kenara bırakıp, ya gelecekte acaba ne olacak yani bu güvenlik sistemi bir parantez açıp şey söyleyeyim mesela. Benim için gelecekle ilgili en temel kaygı toplumsal düzenin çökmesidir. Yani bu geçmişte tarihte baktığın zaman çeşitli zamanlarda olmuş ve şu anda da mesela Suriye gibi ortamlarda toplumsal düzenin çökmesi yaşanıyor ve ciddi bir sıkıntı. Yani hani bu koronadır, şudur, budur gibi konularda da benim için korktuğum belki tek nokta toplumsal düzenin çökmesi konusu. Çünkü o çöktüğü zaman rastsal bir şekilde başına olmadık, normalde hiç beklemeyeceğin şeyler gelebilir. Çevreni, aileni, çoluğunu, çocuğunu koruma şansın olmayabilir vesaire. Hepimiz birbirimize emanetiz aslında. O toplumsal düzen yürüdüğü sürece büyük ölçüde güvende hareket edebiliyoruz, devam edebiliyoruz. Orada bile şunu düşünürüm yani ben şu an bunun kaygısını çeksem ne çekmesem ne? Yani toplumsal düzen çökerse diye kaygı içinde olursam zaten benim kendi kişisel düzenim çöker. Yani ruh sağlığımı çökertmiş olurum. Hani öyle bir şey olacaksa olacak, olmayacaksa olmayacak. Benim bugün yapabileceğim
böyle bir riskin oluşmaması yönünde şu an yapabileceğim bir şey varsa onu yapmak. Onu yapıyor olduktan sonra da bunun artık kaygısını çekmeye gerek yok. Dolayısıyla gelecek kaygısıyla ilgili de sanki bunu yapmamız lazım. Koronadan sonra aynı dünyaya döneceğiz, başka dünyaya döneceğiz. Benim sektörüm çökecek, öbürü patlayacak, öbürü çok yükseklere çıkacak falan. Ne olacaksa bu belirsiz bir kere. Yani mesela şu an yatırım yapalım dersek ya altına mı yapalım, petrole mi yapalım, dövize mi yapalım, işte şirketlere mi yapalım? Kimse bilmiyor zaten. Gelecek belirsiz ve her birinde zarar etme potansiyeliniz var. Ama tek böyle faydalı olan, geleceğimizi iyileştirebilecek olan nokta kendimize yatırım aslında. Yani kendimize bakmak, özelliklerimize bakmak, hazır böyle biraz farklı bir ortama girmişken pek çok insan için ekstra zaman yaratma şansı oluştu bu dönemde. Ya da ekstra zaman yaratamasa bile mevcut düzeni değiştiği için bir takım şeylere taze bir gözle bakma şansı oluştu. Acaba ben kendimde neyi değiştirebilirim? Neyi farklı yapmaya başlarsam kendim için ve dünya için daha bir şey olur. Sen biraz böyle buralara odaklanmak, yani geçmişi bir kenara bırakıp, geleceği bir kenara bırakıp, ben ve şimdi var. Hani dediğiniz gibi o işte düşündüğüm, hayal ettiğim, istediğim şeylerden böyle alıp alıp hayatıma sokabileceğim, bu hafta uygulamaya geçirip adım atabileceğim neler var? Oralara odaklanmak tek çıkış yolu gibi duruyor. Hocam yani hep benim aklıma sizle mi konuşunca geliyor bilmiyorum. Genelde böyle konuşarak şey de çok güzel oluyor. Yani çok farklı şeyler geliyor aklıma. Şimdi normalde yapmam ama şuradan bir kağıt alacağım arkadaşlar. Özür diliyorum bu yakın sahne için. Dün yani bir şey söylediğiniz aklımda olmayan bir şey. Farklı bir şey söylediniz onu söylemeye çalışacağım. Dün Profesör Doktor Lale Tüzüner'le bir yayın yaptık biz de heranetik.com'da. İstanbul Üniversitesi'nde insan kaynaklarında bir profesör. Çok da farklı bir kadın. Yani şimdi biriyle ilgili olumlu şeyler söylemenin herhalde kişisel veriye girmez ama Lale Hocam da beni izliyorsa selam olsun ona. Dün yaptığımız yayında gerçekten literatürden ziyade böyle gerçekten kendi farklı düşünceleriyle birlikte literatüre yorumlar katarak. O yüzden benim için çok farklı bir profesör. Böyle literatür profesörü değildi. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum ama çok önemli bir şey söyledi. Yani biz şimdi gelecek kaygısı dediğimiz şeyden kurtulmak için ne yapmakla ilgili oto liderlik dedi mesela. Mesela daha önce açıkçası duymadığım bir kavramdı. Yani liderliği hep duyuyoruz işte kendi lideriniz olun falan ama en çok ihtiyaç olacak dedi yeni dönemdeki şeylerden biri oto liderlik dedi. Dedim ki hocam oto liderlik nedir? Dedi ki kendi kendinin aslında kararlarını verebilmek, bunların sonuçlarıyla yüzleşebilmek. Yani çok önemli bir kavram. Sonra dedim ki not almışım buraya sen oto lider misin diye. Yani bilmiyorum ki acaba verdiğiniz kararları kim veriyor? Bazen korktuğunuz için karar veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ya şimdi biri bir şey der, ben böyle yapayım. Bazen sırf dikiz aynası değil de yandaki insanlar da o yöne gidiyor diye o yöne gidiyorsunuz. Ben inanın birkaç kere yolda yani yandaki araba böyle beni geçmeye çalışıyor falan yolu kaçırdığım oldu ya. Yani hayatta da düşüyorsunuz. Ya fiziki olarak da bu hataya düşüyorsunuz. Ya dedim ne yapıyorum ben falan. O böyle hani geçecek ben mi oradan geçeyim derken ben sağdan gitmem lazım. Bambaşka bir yol. 30-40 kilometre gittim. Şurada bakın. Aynıları var hocam. Yani bakıyor mesela satış operasyonlarında çalışıyor kız. Diyor ki o diyor pazarlamacıyla şeye giriyorlar. Ya bambaşka bir yere gideceğini sen bambaşka bir hayalde gelmiş. Sonra diyor ki ben ne yaptım diye. O yüzden oto liderlik konusu bir de geliştirme isteğinden bahsetti. Yani kendinizi geliştirme isteğinizi ne zaman kaybettiniz? Yani şimdi olumsuz bir soru bu ama ne zaman kaybettiniz? Yani izleyenlere ben sormak istiyorum. Hani bu bir sessizlik yaratıyorum bilerek ama gerçekten bir şeyi kaybettiğiniz zamanı hani bulmak çok zordur ama en azından bu soru bizi olumluya götürebilir. Simon Sinek diye bir adam var. İsmi de Türk müdür falan diyorum. Soyadı Sinek. Onun liderlikle ilgili çok güzel bir örneği var hocam. Diyor ki karınızı diyor ne zaman aşık oldunuz? Ya da karınız size ne zaman aşık oldu? Diyor ki adam yani bilmiyorum. İşte diyor liderlik de bu tip bir şeydir. Ne zaman başladığını, nasıl oluştuğunu bilmem. Böyle ufak ufak şeylerle her gün gelirsiniz ve böyle olur. Liderlikte süreklilik önemlidir diyor. O yüzden oto liderlikte de hani şunu bekliyor çoğu insan. Bu yayını izledim. Yani bizden hani o feyzi alırlar almazlar onu bilemem. Daha birçok kaynak var. Ya da bir şey oldu ayağım takıldı. Herkes diyor ki
kafamı bir çarptım, hayatım bir anda değişti. Bakın herkeste böyle bir beklenti var. Hızır geldi, bana parayı verdi, zengin oldum. Ya da sayısalı doldurdum bir anda. Bir terfi ettim, herkes alkışladı. Hep rüyalarımız falan böyle. Hani çocuk rüyası gibi. Hani çocuklara diyor. Ama bakın hiçbir zaman o beklediğiniz böyle wow etkisi hiçbir zaman olmuyor ki. Ama küçük şeyler oluyor mesela. Ne? Bugünden itibaren ben notlarımı yazılı alıyorum. Küçücük bir şey. Ya alamıyorum, kalem yok evde. Ya olur mu ya? Geçen evden hocam 60 tane kalem çıktı. Defter yok, ajanda yok diyordum. İnanın internetten alacaktım. 12-13 tane ajanda var burada. Hepsi evde. Ya bu arada hani onu da yolunu da söyleyeyim. Evde. Kolonya yok diyordum. 6 tane kolonya bulduk. Yani birisi eczaneden vermiş, birisi şirketten vermiş gibi gibi. Ya aradığınız şeyi, bu metaforu evinize bakarken içe döndürelim. Aradığınız şey içinizde. Ya kolonya mı arıyorsunuz? Yani kendinizi geliştirme isteği mi arıyorsunuz? İçinize dönmeniz lazım. Ve büyük bir şeyi bekleme hissiyatından lütfen kurtulsun insanlar. Bende de var bu arada. Hala var hani. Bir şey bekliyorum. Yani bir de bir başkası bizim hayatımızı değiştiremez ki. Yani o belki aracılık edebilir. Başka birinden ilham alabiliriz, feyz alabiliriz vesaire. Ama özünde benim hayatımı ben yaşıyorum. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Dolayısıyla o hayatı değiştirecek, dönüştürecek şeyleri yapmak da yine o kişide. Hani taşıma suyla değirmen dönmez diyorlar ya. Dışarıdan ne kadar al al al, o ancak içeride böyle kendiliğinden köklü bir şeye dönüştüğü zaman ya da belki o örneği görüp içimize dönüp aslında içimizdeki kendi kişisel kaynağımızı keşfettiğimiz zaman o zaman o sürdürülebilir, geleceğe gerçekten etkisi olan bir şeye dönüşüyor. Doğru. Evet hocam, seyir yani izleyicilerimizin sayısı da azalmıyor, aksine biraz artıyor bile. Artık. Ama biz süre olarak da yine 40 dakikamıza gelmiş olduk. Nasıl toparlarsınız bugünkü konu başlığımızla ilgili izleyicilerimize önerimiz ne olsun? Hocam, öncelikle sizin söylediğiniz örnek çok önemli. Geçmişe bakmaktan biraz vazgeçmek lazım. Bakın geçmişte şu oldu, bu oldu diyerek hiçbir faydası yok. Yalnız hani şunu da belirtelim, biraz önce söyledik ama yani başkalarının geçmişine bakmaktan kesin vazgeçin. Hani o böyleydi şöyle, ya bu hani dedikodu da geçen bilimsel bir çalışma vardı. Maksimum 160 kişiyle yapılabiliyormuş. Ya dedim bu magazin ne olacak? Hani yok ama bir insan kümesinde 160 kişinin dedikodusu yapılabiliyormuş. Hani bu konunun bize bir faydası var mı? Pek yok gibi gözüküyor. O yüzden geçmişe, hele başkalarının geçmişine bakmaktan vazgeçmek lazım. İkinci nokta, hani yandaki araçlara sizle yandaş olduğunu, aynı yönde olduğunuz ya da farklı yönde olabilir. Yanınızdaki araçlara bakarken kör nokta uyarı sisteminizi devreye sokun. Çok hareket ediyoruz. Ona doğru kayıyoruz, çarpışıyoruz. Bana bir kere çarpmıştı bir yaşlı bir kadıncağız ama o hani yaştan ötürü diye düşünüyorum. Görmedim diyor, çarptım diyor. Çarptığını da fark etmedi. İleride durduk. Maslak otosanayide falan. Bu hataları kariyerde daha çok görüyorum. Yani geliyor, satışçı operasyoncuyla yarışıyor ya. Hani neden ki? Hani neye? Kendinle yarışın. O yüzden benim hani vereceğim en büyük şey, geçmişin kabulü için hani sözü bir daha söyleyeyim. Geçmişte ne olduysa aslında başka türlü olamadığı için öyle olmuştur sözünü. Ben herkese tavsiye ediyorum. Geçmiş çıkmazlarla dolu olabilir. Yaptığımız birçok yanlış var. Şu anda da bir yanlış yapmış olabilirsiniz. Ama onu kabul etme şeyine erişmek bayağı zamanınızı alıyor. Bayağı zamanınızı alıyor. O yüzden en iyisi bunu kabul etmek. İkincisi de referans olarak ben iyi örnekleri de sevmiyorum hocam. İyi örnekler de çünkü bakın şöyle uzayacak ama çok kısa birkaç cümleyle. Unikler, tekiller. Bakın birçok başarı kitabını ben bu yüzden sevmiyorum. Yani adam Facebook'u kurmuş, bunu anlatıyor. Ya onun kendin aslında doğasında bana aslında Facebook'u kuramayanların kitabı lazım. Evet. Çünkü ben ya onlardan biriyim. Tekrarlanabilir bir şey değil. O ortamda, o şartlarda oluşmuş bir şey. Hani bana aslında işaret eden bir şeyi yok pek çoğunun. Şimşek görüyorsunuz, onun fotoğrafını çekiyorsunuz ve bütün fotoğrafçılar şunu deniyor. Aynı fotoğrafı çekmek için çalışıyoruz. Ya iyi misiniz? Bir kendimize gelelim, değil mi? Aynı fotoğraf olur mu? Ya olmaz, imkansız. Aynı parmak izi olur mu? Olmaz, imkansız. Onu deneyeceğinize kendi parmak izimizi kendi işlerimize koyalım diyorum. Yani bir şeyin budur. Gelecek diye bir şeyin de olmadığını, bu vurgulayalım, tırnak içinde olmadığını, aslında bu anlardan ibaret olduğunu,
Bir felsefeci de bunu söylemişti ama hatırla, Z ile başlıyor. Bilenler bilirler. Bir bakmıştım. O da diyor bugünün anlarından ibarettir falan diyor. Hı hı. Bir kuru yemişçiye de sorsanız, bu yoldan geçen bana da sorsanız aslında bu an var. Gelecek nedir ki? Şimdidir. Başka bir şey yoktur. Ama bunu sakın, lütfen şunu söyleyeyim. Hani bugün ne yiyeyim? Hani bugün neler yapayım? Çok mutluyum. Hayatınızda bir söz gördüm bugün. Diyor ki hayatınızda sizi mutsuz eden her şeyi çıkarın. Mutlu olan her şeyi tutun. Ben de dedim ki tam tersine belki de. Ya mutlu edenleri çıkarın, mutsuz edenleri tutun diyecektim de altına yazmayayım dedim. Yani mutsuz eden şeyler bakın sizi, aslında sizi pişiriyor. Yani tecrübeli insanlara bakın, geçmişleri çok iyi tecrübesi olduğunu düşünen insanların, yani öyle görünen insanlara bakın ve gerçekten öyle olan insanlara bakın. Geçmişlerinde hep hatalar ve aldıkları derslerle dolu. O yüzden mutsuzluklarınızla da yüzleşmek lazım. Ya ben çok sorun yaşadım, gecelerce ağladım, şunu başaramadım dediğimiz her şey sizi bugün yapan şey. O yüzden işleri de çok fazla büyütmeyelim. Takvimlere de geçen zaman değil, kalan zaman diye öyle bir takvim yapabilirsek hocam, sizle birlikte insanların ne kadar zamanı kaldı onu bir görelim. Kendim için özellikle söylüyorum. Evet, ben de özetleyecek olursam temel olarak haftanıza odaklanmanız aslında. Yani yaşadığımız zaman dilimi olarak bu hafta ben ne yaptım, ne yapıyorum? Bunu düzgünce yönetirsek, haftamız istediğimiz gibi olursa o zaman geleceğimiz de zaten istediğimiz gibi olacak demektir. Hani dakikaya, güne falan odaklanırsak onları istediğimiz gibi organize etmek çok kolay olmayabilir. Ama en azından haftaya odaklanırsak, ya istediğimiz gibi olmayan yönleri de olabilir ama daha çok kısmını istediğimiz gibi yaparsak ve hafta, yaşadığımız hafta bizi memnun eder hale gelirse, o zaman geleceğimizde zaten memnun olacağımız bir geleceğe doğru kendiliğinden evrilecektir diyeyim. Peki. Ben de. Olmasa da başka türlü olamadığı için öyle olmuş. Evet, yani hani olabilecek olan bu. Paket bu, olan evet. Bu. Benim adım Hıdır, elimden gelen budur şeklinde. Hani yapabildiğimizi yapmış olacağız zaten. Çok teşekkürler güzel sohbetiniz için. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ederiz. Evet, gelecek haftalarda tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Saygılar, sevgiler. Sağ olun, iyi günler.